Herkese merhabalar. Natural Finans'a hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 20 Haziran 2023 günlerden salı saat 19.15. Ee, video çekeceğiz arkadaşlar. CV Energy, Euro Power ve Astor'a bakacağız. Yarın gerçekleş, yarın oluşulabilecek senaryolar hakkında konuşacağız sizlerle. 4 tane halk arzın videosunu çektim. Kanalımda mevcut. Pasifik, Euro, Lojistik, Dış Ticaret, Fortek, Bilgi İletişim, Katılım Evi ve A1 Kapital hakkında. Videoyu yükledim. Şu an kanalımda mevcut. Ne kadar gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemleri anlattım ve yakın zamanda oluşulabilecek senaryolar hakkında konuştuk. Uzun vade düşünenler için de güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bunlar da hafta sonları geliyor. Her zamanki gibi bizim konseptimiz bu şekilde. Hafta sonları da teknik analiz kısmına bakıyoruz hisselerin. yani bunları hafta içi her gün aynı şeyleri tıpsıtıp sizlere anlatmanın bir mantığı yok. Biz sadece şu an gün içerisinde gerçekleşen işlemlere bakıyoruz ve yarın oluşul yani karşı karşıya kalabileceğimiz senaryolar hakkında konuşuyoruz. Daha detaylı incelemeler hafta sonları oluyor çünkü Bunlar biraz teknik analiz oluyor, uzun vade düşünenler için çektiğimiz videolar oluyor. Her hafta değişmiyor çünkü bunlar, her gün değişmiyor. Yani en iyi ihtimalle haftada bir değişir. Değişen bir şey olmaz veya haftada bir anlatırsın bunu. Yani ben her gün size teknik analiz yapmanın bir mantığı yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Her gün açıp trading view'u sizlere gösterip forte bir gelişim, CV Enerji bunların bir anlamı yok yani şu an böyle yapmamın, böyle yapıp da sizleri kandırabilirdim. Çoğu insan bunu yapıyor yani. İnanmayın, bakmayın, alın Allah alın, alın, satın Allah satın, satın diyenlere inanmayın yani. Onlar izleyici kazanmak için bu bu tarz şeylere girmemize, yapmamıza gerek yok bence. Ee, bir de videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani videoyu izleyen 10 kişiden bir abone oluyor sadece. Biraz abone olalım lütfen destek amaçlı. Hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Hafta sonları güzel videolar geliyor. Bir de beğenirseniz çok minnettar olurum arkadaşlar. Şimdiden yapan yapmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, CV Enerji ile başlayalım. Endeks bugün... Ee fena değildi aslında yani 22'sine kadar kötü gidişat olacak gibi arkadaşlar faiz kararları açıklanana kadar ondan sonrası için daha farklı düşünülebilir video bölündü de CV enerji ile devam edelim yüzde 0.41'lik bir yükselişle kapattı günü. İşlem adedi olarak yaklaşık 4 milyonluk bir işlem adedi var CV Enerji'nin. Ee, onun haricinde bir de e, 687 binlik bir hacim var. Hacim kısmı gene fena değil. E, bu kötü gidişata göre gene iyi kapattı günü. E, en yüksek fiyat 174.70 en düşük fiyatı 167.90 şeklinde arkadaşlar. Takasları göstereyim sizlere hızlıca bir. Burada yorum yapmıyoruz dediğim gibi her zaman. Aynı konsept aynı şey. E, takaslarda bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Derinliğine bakalım. 13.000 alış tarafı 15.000 de satış tarafında yarın bekleyen emirler bunlar. Yarın açılış hakkında e, bir şey demek normal doğal değil arkadaşlar sallamış olurum. Yani tamamen şansa bağlı e, yorum yapmış olurum. Analize göre de bakacak olursak da yani bir yarın açılış hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü yakın değerler e, farklı farklı fiyatlar farklı farklı kademelere yerleştirilmiş emirler görüyoruz. Onun için yarın açılışta ne olacağı faili meçhul arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada halk yer alıyor. 298 bin notla AK, 70 bin not A1 Kapital 3. sıra 24 bin not Gedik 23 bin, Tacirler 22 bin Info 17 bin, Global 7 bin Pilip 5 bin, İş 5 bin Alnus 3 bin, Acar 2 bin Alternatif 2000, HSBC, Deniz, Meksa, Burgan, Sanko, Ünlü, Bizim, Oyak, İNEG İntegral, Osmanlı, Türk İş, Metro, Gece, ee, Türk İş e, Türk kadar arkadaşlar özür diliyorum. Ondan sonrası eksiye düşüyor zaten. bu şekilde durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Satanlarda ise Bank of America ilk sırada yer alıyor. 248 bin not ile. Ziraat ikinci sırada yer alıyor. 58 bin not. Alevi yatırım 49 bin not. QNB finans 46 bin not. Yatırım finansman 30 bin not. Triv, yapı kredi, garanti, şeker, T, Midas, ISB, Türkiye, Marbaş, Ahlatçı, Ata, Investas Dinamik, Vakıf, Anadolu, Tera. bu şekilde hepsini saymayacağım tek tek. Bakabilirsiniz. Durdurup yavaşlatıp. Nasıl dilerseniz arkadaşlar. E, Euro Power devam edelim. %2.27'lik bir düşüşle kapattı günü. Hemen hemen Halkars tavan serisinde yakaladığı en zirveye yaklaştığını söyleyebiliriz Euro Power. Ben Euro Power'ın zaten çok pahalı olduğunu söyledim arkadaşlar o fiyatların. Ama şimdi hala daha bu fiyatlar pahalı mı derseniz bunun için de hafta sonu çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bunu takip edin lütfen. E, bunun fiyatının pahalı olup olmadığı hakkında bu hisselerin şu an baktığımız ve... Yani bir bunların değil yani ço çoğu baktığımız hissenin fiyatının pahalı olup olmadığını hafta sonu bakacağız bir aksilik bir sıkıntı olmaz ise. Ee, yani biz 3 konsept şeklinde yapıyoruz. Kayseri şeker, bir Yapı, yapı. E, Grain Türk CV Enerji Euro Power bir de son 4 halka şeklinde yapıyoruz. Bunların hepsine bakacağız. Ee, bir sıkıntı olmaz ise 2.27'lik bir düşüşle kapattı. İşlem adedi olarak 6 milyon 238 binlik bir işlem adedi var. 500 binlik yaklaşık değer olarak hacim var. Euro Power'da en yüksek fiyat 82.20 en düşük fiyatsa 78.30 en düşük fiyatına yakın değerlerde kapattığını söyleyebiliriz. Yani zaten kırmızı kapattı negatif yönlü ilerliyor şu anlık. Kaç gündür de böyle. Ama borsada genel bir sıkıntı var yani hisseleri suçlamamak gerekir. 36 bin alış tarafı 23 binde satış tarafında yarın sabaha bekleyen emirler bunlar arkadaşlar. Açılış adına konuşuyorum 19.000 alış 24 binde satış özür dilerim 30 19 bin alış 24 binde satış emri var şu anki fiyatından yarın açılışta ufak da olsa bir ihtimal işilaşma olasılığı var arkadaşlar. Ben bu yönde olacağını düşünüyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir çünkü emirler bu şekilde olacağını gösteriyor. Açılış hakkında söylüyorum yani. Açılıştan 10 dakika sonra, yarım saat sonra, akşamüstü, öğlen tamamen farklı senaryolarla senaryolarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada Bank of America yer alıyor 145 bin notla garanti ikinci sıra 75 bin not Pelif 59 bin not KMB Finans 49 bin not Osmanlı 40 not İş 26 bin Burgan 24 bin Gedik 18 bin TEP 16 bin Yatırım Finansman 9.000. bin Yatırım 7.000. bin ING 7 bin Global Sanko Deniz Tacirler HSBC Ata Investas ISBC Türkiye ünlü bizim alternatif şeklinde sıralanıyor durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Satanlara bakalım Info ilk sırada yer alıyor 247 bin not ile satanlarda Ahlatçı ikinci sırada yer alıyor 53.000 bin not Integral 3. sıraya 33 bin not. Oyak 31 bin not. Ak 31 bin not. Yapı kredi 21 bin not. Meksa 16 bin not. Vakıf 15 bin not. Halk 12 bin not. Ziraat 11 bin not. Şeker 8 bin. A1 Kapital 5 bin. Marbaş 5 bin. Acar 5 bin. Midas, Alnus, Türk İş, Triv, Tera, NCM Invest, GCM şeklinde sıralanıyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Sorabilirsiniz. Ee, yorumlar kısmında tartışabiliriz. Ben aynı görüşe sahip olmak zorunda değilsiniz. Yorum yapıyorum ben. Siz de yorum yapmış olursunuz. Tartışırız. Sorun yok yani. Ee, saygı çerçevesinde olduğu sürece herhangi bir mahsuru yok bunların. Bunlar doğal şeyler. ile devam edelim. %4.17'lik bir düşüşle kapattı bugün. Kötü kapattı. Hem de benim bir sınır çizgim vardı. Oranın da altında kapattığını söyleyebiliriz. Hafta sonu bunun hakkında bahsedeceğiz zaten. Ee, i̇şlem adede olarak Yaklaşık değer olarak 24 milyon 932 binlik bir işlem adedi var hacim kısmında kısmındaysa da 1 milyon 312 binlik bir hacim var yaklaşık değer olarak en yüksek fiyat 54.15 en düşük fiyatsa 51.35 şeklinde hemen hemen en düşük fiyatına yakın değerlerde kapattığını söyleyebiliriz yani gördüğü fiyatın en zirvesinde en dibinde kapattığını söyleyebiliriz. Şimdi bu senaryoda karşı karşıya kalıyoruz zaten kaç gündür aynı oluyor bu şekilde oluyor. Geçen gün bir de aynı şey olmuştu. Yarın açılış adına konuşuyorum. Bu emirler yani bu şekilde değildir zaten fake'tir yani bu emirler gerçekleşmesi beklenilmez. Ama bu şekilde değil de biraz daha azı olabilir. Bunların tamamı fake değildir bence yani gerçek olanlar da vardır. Bu sebeple yarın açılıştan pozitif yönlü olacağını düşünüyorum ben. Açılışta yani öğlen veya akşamüstü veya açılıştan 10 dakika sonra tamamen farklı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ee, kaçtı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin emir var. Alış tarafında satış tarafında da düşük miktarlar var. E, ee, bir satış emri var. Tekrar tekrar açıyoruz. Takasları göstereyim sizlere hızlıca. Takaslarda bu şekilde ilgilenenler var ise arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda AK ilk sırada yer alıyor 436 bin not. Da Bank of America 250 bin notla ikinci sırada yer alıyor. Garanti 3. sıra 210 bin not. Deniz 184 bin not 4. sıra. 5. sıra ziraat 124 bin not. 6. sıra 116, 119 bin vakıf. HSBC 69 bin. Yapı kredi 46 bin. Midas 39 bin. 38.000. 38 bin. Halk 28 bin. E, Ata Ağlatçı Osmanlı Oyak, ISP, Türkiye, Burgan, Alnus, Bizim, ALB Yatırım, Tacirler, İntegral, Pilip, Alternatif, Sanko, Necemi, Acar şeklinde sıralanıyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. QNB Finans ilk sırada yer alıyor. Satanlarda satanlara bakıyoruz. 1 milyon 115 bin lotla ilk sırada QNB Finans yer alıyor. İş ikinci sırada yer alıyor. 118 bin lot ile Yatırım finansman 3. sıra 68 bin not max 68 bin not triv 52 bin not piramit 50.000 yaklaşık ünlü 25.000 bin investaz 22 bin invo 18 bin yaklaşık global 15 gedik 14 a1 kapital 12 bin marbaş 11 bin tep 10.000 bin çeker 9 anadolu 5.000 bin tera 2 yaklaşık 1800 polen dinamik Türk İş Gcm şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ee, Bu dakikayı kadar izlediyseniz bir beğenirseniz videoyu çok minnettar olurum. Bir de kanalımıza abone olursanız ee, çok güzel olur yani arkadaşlar. Hem videoları kaçırmamış olursunuz hem de bize destek olmuş olursunuz. Yapan yapmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Instagram adresimizde açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da sorularınız varsa yöneltebilirsiniz. Hemen cevaplıyoruz bir sıkıntı olmaz ise. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.